Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın rahatsız olduğu, Fransa'da yaşayan vatandaşlarımızın da özellikle rahatsız olduğu bir konu var değerli izleyicilerimiz. Biz Emekli TV ekranlarında bunu sık sık gündeme getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Biliyorsunuz Fransa'da Müslümanlara ve Türklere karşı Cumhurbaşkanı Macron eliyle yürütülen bir karalama ayrımcılık durumu söz konusu. Macron önümüzdeki ay Fransa'da Müslümanlara yönelik bir yasa çıkartacak. İslam'ın nasıl yaşanması gerektiğine yasayla karar verecekmiş. Bunun ardından değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz üzücü bir olay yaşandı. Bir öğretmen peygamberimizin karikatürünü derste gösterdi. 18 yaşında Rusya, Moskova doğumlu Çeçen asıllı biri tarafından maalesef öldürüldü. Çok üzücü bir durum, olmaması gereken bir durum. Ondan sonra Macron ülkenin içerisinde Fransa'nın içerisinde koronavirüsle ilgili eksikliğini, başarısızlığını kapatmak için Müslümanlara, Türklere saldırmaya başladı. Ve gelinen noktada Fransa'nın dört bir yanında değerli izleyicilerimiz Müslümanlarla, Hristiyanlar, Türklerle, Fransızlar karşı karşıya geliyor. Macron bunun fitilini ateşledi. Fransa Başbakanı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Hz. Peygamber'in Onunla dalga geçen karikatürlerini her yerde gösterilebileceğini söyledi. Yine Fransa kabinesinden bir bakan açıklama yaparak marketlerde bulunan helal reyonlarının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Bunlar toplumu, Fransız toplumunun içerisinde yaşayan tüm Müslümanları, tüm ayrı devletlerden gelen göçmenleri ciddi anlamda rahatsız etti ve çatışma durumu söz konusu oldu kiliselere, camilere saldırılar başladı. Bakın olayın başlangıç noktasından siyasetçiler gerdiler, gerdiler, gerdiler ve koptu. Şu anda Fransa'nın dört bir yanında kiliselere, camilere saldırılar var. Son bir ayda değerli izleyicilerimiz onlarca cami kapatıldı, kültür merkezi kapatıldı, dernekler kapatıldı. Fransa hükümeti tarafından açık açık da söylüyorlar. Biz camileri kapatıyoruz diyorlar. Şimdi ve bunu yaparken de biz demokrasinin beşiyiz, biz insan haklarına, düşünce özgürlüğüne, inanç özgürlüğüne saygı duyuyoruz diyorlar ama camileri kapatıyorlar. Değerli izleyicilerimiz, Fransa'nın Viyen semtinde geçtiğimiz hafta Ermeni protestosunda da biliyorsunuz aynı zamanda dört tane vatandaşımız yaralanmıştı. Ermeniler vatandaşlarımıza saldırdılar. Bölgede ciddi rahatsızlık oldu. Yine Ermenilerin yoğun olarak yaşamış olduğu Döşin diyor, e, kenti var biliyorsunuz. Ermeni Ulusal Anma Merkezi Duvarı ve Ermeni Soykırım Anıtı bulundu, bulunuyor. Buraya sprey boyayla değerli izleyicilerimiz RTE yazılmış. Aynı zamanda gri kurtun yanına da Ermenistan'ı nokta nokta denmiş şeklinde küfürler yazılmış. Bu da tabi e, biliyorsunuz Türk vatandaşlarına Ermenilerin yapmış olduğu, Fransa'daki Ermenilerin yapmış olduğu saldırılardan sonra oluyor. Vatandaşlarımıza e, otobanını kapatarak biliyorsunuz tekme tokat girdiler. İşe, sabahleyin işe giden Türk vatandaşlarına yolu kapatan Ermeniler saldırdılar. Hunharca vatandaşlarımıza saldırdılar. Gözü patlayan, kolu vesaire olan 4 kit vatandaşımız yaralandı. Ondan sonra meydana gelen bir hadise değerli izleyicilerimiz bu. Şimdi bununla ilgili olarak bu sözde anıt, sözde soykırımla ilgili bir anıt yapmışlar ya oraya. Bununla ilgili olarak da bölgenin valisi, eyalet valisi Twitter üzerinden şunu yazmış. Bu saygısızlıkların faillerini bulmak için her şey yapılacak deniyor değerli izleyicilerimiz. Failler bulunsun bulunsun da Macron da biraz e, Müslümanlara ve Türklere karşı biraz temkinli olması gerekiyor diye düşünüyoruz değerli izleyicilerimiz. Biliyorsunuz aynı zamanda Fransa Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok Ermeninin yaşamış olduğu yer önümüzdeki yıl Fransa'da seçim var Macron çok başarısız anketlere göre kazanabilme imkanı yok işte Ermenilerin 3-5 tane oyunu alacak diye hokkabazlık yapılıyor Fransa'da değerli izleyicilerimiz şimdi yine ilginç bir haber var bunu da paylaşmak istiyorum sizinle. Daha doğrusu bizi üzen haber var. Fransa'nın Chatou'dan kentinde İslam toplumu milli görüşe bağlı bir cami yakılmak istendi. Bak az önce anlattım. Toplum gerildi gerildi gerildi. Şu anda Müslümanlara saldırılar var, camilere saldırılar var. Bakın Şatudan kentinde yakmaya bidonla yakmaya çalışıyorlar, benzin döküyorlar, ee, yangın yayılmadan sönüyor. Camideki kameralar şu anda polis tarafından inceleniyor. Gelinen noktada değerli izleyicilerimiz camide bir hasar oluşmuş ama bunlar eğer siyasetçiler bu şekilde devam ederse üzücü olayları, bu haberleri size sunacağız. Çünkü belli. Bakın kilisede bir e, kiliseye bir e, saldırı oldu. Birleri yaralandı. Bunlar da doğru değil. Yani toplum geriliyor, insanlar ölüyor, hayatını kaybediyor, yaralanıyor, yakılıyor, yıkılıyor. Yani bir sorun varsa bunların şiddet kullanılmayarak çözülmesi gerekiyor. Şimdi Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı anlattı, gerdi 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 toplumu Müslümanlara karşı açıklamalar yaptı kanun çıkartacak. Toplum gerildi. Şimdi bu olaylar oldu. Macron bir baktı papuç pahalı. istediği gibi değil. Ve geri vites yaptı. Bakın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ne diyor bakın. El Cezire televizyonuna konuştu ne diyor bakın. Hz. Muhammed'i tasvir eden karikatürlerin Müslümanlar için şoka edici etkisi oldu. Şoke edici etkisi oldu. Ama şiddete başvurmaya gerek yok diyor Macron. Ve devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek verdiği Fransız mallarına karşı boykot çağrıları kabul edilemez. Sen e, gel her türlü Türkiye'ye karşı oyun oyna, Doğu Akdeniz'e savaş gemisi gönder. Biz kendi karasularımızda petrol, doğalgaz arayalım. Bu Avrupa Birliği'ni tehdit ediyor de savaş gemisi gönder falan de. Sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp karikatürle ilgili açıklama yapıyorsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyor ki bak bizim dinimize en kutsalımız olan peygamberimize hakaret ediyorsun. Ondan sonra da Fransız mallarını boykot edin deyince de ne diyor? Kabul edilemez diyor Macron. Yakışıksız diyor bak bak bak. Senin yaptıkların çok yakışıklı, çok anlaşılabilir ama Türkiye'nin yaptıkları çok yakışıksızmış. Bak geri vites yapıyor. Bunlar hep geri vites. Ve devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO üyelerine yönelik davranışının agresif olduğunu belirten Macron. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yalan söylememesini ve durumun yatışmasını umuyorum diyor. Bak şimdi. Türkiye Doğu Akdeniz'de kendi karasularına ne arıyor? Doğalgaz, petrol değil mi arkadaşlar? Macron ne diyor? Arayamazsınız diyor. Yunanistan'la beraber değil mi? Tüm Avrupa Birliği ile beraber. Almanya Dışişleri Bakanı o da açıklama yaptı Aykomaz. Yunanistan'ın yanında taraf oldular. Biz ne diyoruz? Diyoruz ki Doğu Akdeniz'de bizim kara sularımızda arama yaparız diyoruz. Barbaros Hayrettin Paşa gemimiz gitti. Arıyor. Şu anda Akdeniz'in röntgeni çekiliyor. Metrekare metrekare her bölgenin. Ama Yunanistan diyor ki yok diye arayamazsın diyor. Fransa diyor ki yok diye arayamazsın diyor. Biz de arayacağız diyoruz. Arıyoruz nitekim. Bulduk da bulacağız da. Hiç sorun yok. Şimdi toplumda bu tarz böyle patlamalar olunca Macron geri vites yaptı. Bakın devam ediyor. Bakın. Fransa'da gazetecilerin hükümetle ilgili görüşlerini özgürce dile getirme hakkı bulunduğunu belirten Macron karikatürlerin şoke edebileceğini anlıyorum. Ancak bu şiddeti asla haklı kılmaz. Özgürlüklerimiz, haklarımız. Bunları korumak bizim görevimiz. Sen bak Müslümanların özgürlüğünü, inancını onlara hakaret ediyorsun. Ve şunu söylüyorsun diyorsun ki Hz. Peygamber'in onunla dalga geçen karikatürlerini, karikatürlerini yapmak suç değildir, yapılabilir. Hatta değerli izleyicilerimiz Fransa'da devlet kurumlarına geçen hafta peygamberimizin karikatürlerini, sözde karikatürlerini devlet binalarına projektörle yansıttılar. Bak böyle bir saçmalık olur mu ya? Ve sonra diyor ki karikatürlerin şoke edebileceğini anlıyorum diyor. Madem şoke edebileceğini anlıyordu niye yapıyorsun kardeşim? Bu Şarlo Hebdo diye bir tane der, sözde dergi var karikatür. Türklere, bize, Müslümanlara yapmadığını bırakmalı Karikatürmüş ya böyle sanat, böyle gazetecilik, böyle fikir özgürlüğü mü olur? Bu özgürlük falan değil ki. Hakaret düpedüz. Bakın ne diyor Macron? Karikatürlerin de bu özgürlük alanı içinde olduğunu ve başka başta kendisi olmak üzere dalga geçildiğini söylüyor. Kardeşim, Peygamberden bahsediyorsun. Siyasetçisin sen. Tabii ki olacak seninle ilgili. Dalga mı geçiyorsun sen? Bakın.